eve geldiniz? 2 saat sürdü zaten. Benim hastaneye gitmemle doğum yapmam 2 saat sürdü. İlk çocuğunuz mu? Evet, size? İlk çocuğum. İlk göz ağrımdı. Yani ilk göz aslında orada 2 saat içinde bu kızın, bu çocuğun daha doğrusu doğum yaptıktan sonra ayrılmasına izin verilmez. Hatta nüfus kağıdın zamanında mı çıktı? Yani evet. Kaçarcasına. Yani sen o sırada gittiğinde kaç yaşındaydın doğum yaparken? 14 79 yaşında. Doğumluyum işte. Hani nüfus kağıdında 79 mu yazıyor? Evet. 14 yaşındasın. Evet, 79. Heh. Çünkü sen okula şimdi, gittim. Sen hala gidip bu bebeğin babasından şikayetçi olabilirsin. Git o. Olacağım zaten. Tamam. Olacağım zaten. Git o. Evet. Benden sana tavsiye. Hayır, kaçarcasına taburcu ediliyor ya da edilmeden gidiyorlar. 2 saat içinde. Hayır hocam, 14 yaşında dünyaya geldiğine göre 13 yaşında hamile bırakılmış. Baba da 18 yaşından büyük. Biraz da onlar uğraşsınlar. Git çocuğuma ol sen şikayetçi. Sen Müge bu kadar Rami Bey, sen de bir dilekçe yazıver. Sana Müge da Hanım. Bir iş. Valla bak, bugün yaz, rica ediyorum. Gitsin savcılığa versin. Bir ses verebilir miyim? Tabii, elimden geleni yapayım. Valla yaz Rami. Teşekkür ederim. Yapacak hemen. Biraz da onu uğraşacak. Hep bu mu uğraşacak yani? Müge Hanım. Evet. Ben kendiyle konuşuyordum. Altay benden müddet istedi. Altay içerisinde Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcık ilçesinde neden bir çocuğa DNA testi yaptı? Antep'e beraber, çocukla beraber gitmiş, DNA testi yapmış. Oradaki doktorlar demiş ki anne de gelecek, anne de kan verecek. Bana söyledi ki sen de Antep'ten istiyorlar, beraber gidek. Ben dedim ki ben seninle hiçbir zaman için yola çıkmam. Çıktım, bir kere seninle çıktım. Severek seni, sen beni sevdin, ben de seni sevdim. Sen beni bu hale getirdin, ben seninle asla yola çıkmam dedim. Yola çıkmam deyince sustu. DNA testi yaptır mı yapmadım orasını bilmiyorum o çocuklar. DNA testi için sana ihtiyaç yok ki sonuçta. Bana bunu söyledi zaten. Ama şu var, çocuğun demek ki kendi çocuğu olmadığından emin olduğu için hani ikisi de gidecek ki ondan evet. Mı ondan mı çıksın diye. Demek ki bunu yapacağım Müge Hanım. Niye çocuğu diyor bu... o zaman ben öyle bir şey konuşmadım diyor. Nasıl ki konuşmadı ya? Çıksın ekrana. Konuştu benimle. Benden 6 ay müddet isteyen bana bu kelimeyi niye söylemiyor ki? Bunu da söyledi yani. Bir telefonumuz daha mı var? Bu da çok önemli bir telefonmuş. Şu arayı verelim. ...27 Nisan'da Leyla Hanım evinde ölü olarak bulunuyor. 56 yaşındaki Leyla Alkaç işte bu evde yaşıyordu. Böyle uzandırılıydı. Annemin kolunda, sol kolunda, şuradan şuraya moralma vardı. Yani şu kısmında moralma vardı. Ceset o pozisyonda o şekilde bulunması bizim için şüpheli bir durum. Normal bir ölüm sanıyorlar. Gömüyorlar. Hoca evet. Para verecek. Kasayı bir açıyor. Kasa bomboş. Kasa açıldıktan sonra yani bize bir şüphe geldi. Burada 2 ayak var bana göre. Evet, evet. Normal bir ölüm mü? Yoksa hırsızlık nedeniyle bir cinayet mi? Ben ablamın evin içinden müdahale edilerek etkisiz hale getirip o kasanın açılıp bu malın gitmesini düşünüyorum. Ekrem Bey, yine tanıdığınız birisi. Altın kaldı mı kasada? Gizli kasada kalmıştı. Darmadağınık böyle sadece zorla katmışlar içine. Nasıl açtım gibi şöyle kutular üstüme geldi. Burada başka bir şey var. Böyle hırsızlık olmaz. Yani bence bu çok alelacele alınmış bunlar. Fakat ben bunun doğal bir ölüm ama bu doğal ölümde ailenin paniğinden dolayı yapılan bir hırsızlık olduğu kanaatindeyim bu anlatılanlara göre. Arnika Bora üstün tasarımıyla Türkiye, Avrupa ve Amerika'da ödüller aldı. Sen soruları bil, kapılar açılsın. Partnerin ödülleri toplasın. Ama dikkat et, kapılar kapanmasın. Kapanmadan kazan, yakında ATV'de. Şu anda Ford Otosan'ın Eskişehir'deki İnönü tesislerindeyiz. Bu Vodafone'un sim kartı. Bu sim kartı araçlarımıza monte ediyoruz. Makineler arası iletişim teknolojisini kullanarak ekonomi kullanımla ilgili her türlü datayı müşterilerimize anında yayınlıyoruz. Bu sistemi kullanan müşterilerimiz %20'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayabiliyorlar. Yani sim kart deyip geçmeyeceksin.
Makineler arası iletişimdeki 20 yıllık global tecrübemizle işinize özel teknolojiler, akıl kârı çözümler Vodafone'da. Yıllar önce Twix'in mucitleri kavga ederek ayrılırlar. Ayrı fabrikalarda kendi Twix'lerini üretirler. Sol Twix'te bisküvi üzerine akışkan karamel dökülürken, işin garibi sağ Twix'te aynı şekilde üretilir. Sol Twix'in üzeri yumuşacık çikolatayla kaplanırken, sağ Twix'te de birebir aynısı yapılır. İki Twix'te aynı lezzetli olmalarına rağmen, mucitler kendi ürettikleri Twix'in daha lezzetli olduğunu düşünürler. İkisini de dene, tarafını seç. Oo, harika görünüyorsun. Elbisen yeni mi? Hayır, sadece Pervol göz alıcı beyazla yıkandı. Pervol yenileyici etkisiyle beyazları yeniler, parlaklık verir. Yeni Pervol, yeni gibi göz alıcı beyazlar için. Mudo'nun tercihi. Halı çiçek açmış, yaz mı gelecek? Festivalin ince, hafif, renk renk yazılılarıyla evlere yaz geliyor. Türkiye'nin yaz halısı festivalde. Hadi gönder abi, gönder. Abi bu misin? Ne oldu, tutamadın mı? Tölümam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun ustaşanırken? Acıkınca hemen az soliste tamam. Bağlıyor abi. Mert, al abi bir Snickers ye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Açken sen değilsin. Snickers, açlığını yok et. Alicim, Sütaş çiftliğinde iyi peynirlerle taptaze sütler karıştırılıyor. Sonra bir güzel eritiliyor. Vay, ben bunu yerim. Yumuşacık. Sütaş eritme peynir. Ne de güzel yenir. Evini yenilemek isteyenler için Bellona'da evsel dönüşüm başladı. Eski mobilyalarınızı evinizden gelip ücretsiz alalım. Bellona'dan yepyeni, şık ve estetik mobilyalar seçin. 600 liraya varan indirimlerle evinize getirelim. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 12 taksitle. Şimdi alın, Ekim'de ödemeye başlayın. Yine Bellona. 6. aydan sonra anne sütü azaldığında Aptamil Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen prebiyotik lif karışımlı Aptamil Devam sütüyle bebeğinizin bağışıklığını destekleyebilirsiniz. Aptamil ile korumaya devam. Ver bizim eline silahı. Bir de şahit bul. Tezgah tamam. Seni biliyorum ey şeytan. Sen benim en azılı düşmanımsın. Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Ben bu oyunu bozarım. Avon'dan yeni Color Trend makyaj serisi. Günün her anı, her duygusu için yeni bir renk, yeni bir sen. Kendini ifade etmen için yeni Color Trend makyaj serisi. Sadece Avon'dan. Avon temsilcinizi arayın. Color Trend, hayatımın her anına renk ve eğlence katıyor. Sen de benimle tanışmak ve eğlenceli bir gün geçirmek istersen... Facebook'a gir, Color Trend'in yüzü olma şansını yakala. Avon, her şey kadınlar için. İşte yeni Haydari sosuyla unutamadığınız lezzet McBeefy. McDonald's'ın en iyilerini siz de keşfedin. İşte bunu seviyorum. Sunrise Yemek Odası, Sunrise Yatak Odası ve Fame Koltuk Takımı üçü bir arada Merinos'ta sadece 3650 lira. Son gün 15 Haziran. Haydi Merinos'a. Hanimiş bebeğinin burnu. Aferin. Hanimiş ağzı. Alkış kızım o. Peki hanimiş bebeğimin sütü? Seni akıllı bıdık seni. Akıllı bıdıklar Vita Demirli Bebelak Devam sütü içer. Çünkü demir bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Akıllı bıdıkların sütü Bebelak Devam sütü. Hastalarıma hassas dişlerine daha özenli davranmaları gerektiğini söylüyorum. Özen göstermezlerse eğer problem artarak devam edecektir.
Hassas dişe için geliştirilmiş yeni Sensodyne çok yönlü korumayı öneriyorum. Hassas dişe rahatlatır, diş minesi ve diş eti bakımının yanı sıra beyazlatıcı etkisi almaya yardımcı olur. Hassas dişleri için 7 farklı özelliği tek bir diş macunu da sunuyor. Aradığım her şey bir pakette. Bunun için hastalarıma Sensodyne çok yönlü korumayı öneriyorum. Akıllı bıdıklar 1 yaşından sonra da Vita Demirli Bebelak çocuk sütü içer. Çünkü demir bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Dinle bizi Eti. Sözümüz sana. Her sene size reklam yapacağız diyorsunuz. Hevesleniyoruz. Sonra yapmıyorsunuz. Biz de sormayı unutuyoruz. Kaynıyor gidiyor. Kaynıyor. 3 günlük ürünlerin reklamı var. 40 yıllık Eti Balık Kraker'in reklamı yok. Olamaz. Bundan sonra Eti Balık Kraker'in reklamını Eti Balık Krakerler yapacak. Yapacak. Sen ne yapıyorsun? Not alıyorum yoksa komple unutuyoruz ya. Neyi unutuyoruz? Neyi unutuyoruz? 1963'ten bugüne 1,5 milyar kutu Tamek meyve suyu afiyetle içildi. 120 bin arkadaş hain şakalara hedef seçildi. Çilekten incire 140 milyon kavanoz reçel kahvaltı sofralarında yerini aldı. Kavanoz kapağını açan 315 bin baba kahraman ilan edildi. Herkes için bir Tamek lezzeti var. Tamek'se koy sepete. TC kimlik numaramı 7776'ya mesaj atıyorum. Param hazır. Bu kadar kolay mı ya? Bu kadar kolay. Bu gece Miraç gecesi. Bu gece gecelerin en kutsilerinden, en muhteşem gecelerinden bir gece. İsra'nın peygamberine, Miraç'ın Resulüne sonsuz salat ve selam olsun. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla Miraç Kandili özel programı canlı yayınla yarın akşam ATV'de. Ani Kabora 2011 ve 2012 yıllarında tüm kategorilerde satış rekorları kırdı. Hiç görmediği annesini arıyor. Anneni bulduk. Alo. Ben ablam canım. Abi. Gel reporta göreyim seni. Rami Bey, şimdi bebeğin doğum tarihi 19-6. Evet. Eğer zaman aşımı varsa 20 yıllık. İki günümüz var. 4-6'dayız. Yok, 19'muş. 19-4, 15 günümüz var. 19-4. 19-6'da. Ha, daha 15 gün var. Biz de 4'teyiz, 15 günümüz 20 var. 20 yıllık zaman aşımının bitmesine 15 günümüz var. Çok hızlı davranmamız lazım. Evet, evet. Şimdi hanımefendi bana gelirse... bulunduğu yer bu olay Kahramanmaraş'ta evet, Kahramanmaraş'ta oluyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına havale edilmek üzere diye başlık atar. En yakın mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına havaleyi yaptırır. İşlemi o şekilde yaptırırız ki sizin kayda girmiş olan işleme başlama tarihiniz bu 15 günlük süre içerisinde olsun. İnşallah hocam. Tabii bu ara ben bir takım detay bilgileri alırım sizden, ona göre de tamam hocam. Altına direkt, da dipnot. Dilekçeyi ona göre hazırlayacağım. Altta da Sayın Müge Anlı'nın görüşleri doğrultusunda da bu konular ele alırız. Hayır hayır, öyle değil. Teşekkür ederim. Şimdi Rami Bey bana diyor ki reklam arasında. Şimdi diyor zaman aşımı vardır diyor 20 yıllık. Ben dedim ki o zaman dedim Rami Bey altına dedim dipnot düş. Yani zamanında görevini yapmayan oradakiler yüzünden zaman aşımı olmaz yani. Onu da sen sayın savcımızın dikkatine diye. O yüzden ona söylüyor. E tabii ama haksızlık o zaman. Bu kadın o sırada bunu yapacak hali yoktu. Evet. O sırada oradaki görevlilerin nüfus kağıdına bakıp bunu kamu adına şikayetçi olması lazımdı. Onlar olmamışlar diye zaman aşımı bizi ilgilendirmemesi lazım. Değil mi kanuna? Yani ben o adalet mantığım çerçevesinde açıkçası bazı konularda... Şimdi, bir takım hassaslıklar olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii, olmuyor tabii de ben öyle düşünüyorum. Daha önce dün sizin okuduğunuz sayın savcılığın vermiş olduğu bir takım takipsizlik kararları var. Ama orada biz dedik ama hayır, dilekçeden. Ben tabii orada yani ele alınmayan, oradaki iddiayı daha değişik bir görüş içerisinde belirteceğim ki oradan çıkalım yeni bir zaman süresi içerisinde falan yürü be Rami Bey, kim tutar seni, gel yardım edelim bir küçük teknik soru, hukuk sorusu. Pardon?
Bir küçük teknik soru. Buyurun. 20 sene önce ya da 21 sene önce bir çocuğa tecavüz ederek olması meselesinin zaman aşımı var mı? Hocam onu konuşuyoruz ya işte 20 yıl 15 gün kalmış diye. Şimdi bizim ceza yasamızda cezai müeyyide 5 seneden yukarı olup 20 seneye kadar olan suçlarda...